İyi misin hayatım? İyiyim ben. Nermin, içme bu kadar, daha erken. Ver şunu bakayım, ver. Lavaboya gidiyorum ben Ender. Tamam canım, ben götürürüm seni. Ben kendim giderim. Tamam, ne sinirleniyorsun? Tamam. Tamam, arayacağım. Bekir, ne altlar karıştırıyorsun sen hala ha? O iş bitmedi mi? Bitti mi? Peki bu Kosovalı niye hala burada? Telefonuna cevap mı vermiyor? Aramaya devam et. Bu herif buradan gitmeli. Severler. Bildiğiniz gibi vakfımız çok genç bir vakıf olmasına rağmen bir geleneğimiz var. Her sene vakfımıza en yüksek yardımı yapan bağışçımızı konuşmacı olarak bu kürsüye davet ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçen yıl vakfımıza en yüksek bağışı yapan isim şu anda da aramızda bulunan değerli iş adamı Sefa Kervancıoğlu'ydu. Şimdi müsaadenizle. Bu yılda vakfımıza en yüksek yardım yapan bağışçımızı konuşmacı olarak bu kürsüye davet etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan genç bir iş adamı. Sayın Mehmet Kosovalı. Evet. Sayın Mehmet Kosovalı'yı konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Lütfen Mehmet Bey, bekliyoruz. Hadi ama, hadi Mehmet. Kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Şunu tutar mısın? Teşekkür ederim. Sağ olun alkışlarınız için. Herkese merhaba. Aslında ben pek beceremem böyle işleri ama madem çağırdınız bir denemeye çalışayım. Aslında demin ismim anons edilince en çok bağış yapan kişi olarak şaşırdım tabii ama bu durumdan çok hoşlandığımı söyleyemem. Sebebine gelince İhtiyacı olan insanlara yardımda, bağışta bulunmak gibi şeyler karşılıksız olduğu zaman daha anlamlı. Yardım gizli yapılmalı. Hatta derler ki bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek. Çünkü insanlar gururları okşandığı için yardım yaparlarsa bu iş şova dönüşür ve özünden kopar. Ben bu durumdan hoşlanmıyorum. Bunu belirtmek istedim.